Baba parmak neredesin? Buradayım. Varım evet anneciğim. Abi baba parmak sen bebek mi oldun? Agıcık bugıcık bugıcık. Bebeğim de maşallah. Biraz bakayım. Ooo ineceğim bebekmiş o. Tamam ya hadi. Aaa. Bebeğim ne oldu? Ay bakayım sana kıyamam. Bacağı acımış. Sinekler de ısırmış zaten hainler. Gel seni doktora götüreyim anneciğim. Kalk kalk kalk. Evet bebek arabasına bindiğine göre bebek arabasına şimdi seni götürebilirim. Hazır mısın anneciğim? Tamam tamam anneciğim. Şimdi seni 2 dakikada hızlıca doktora götüreceğim. Oy kuzum kıyamam ben sana. Doktor amca şimdi sana bir iğne yapar. Hemen ağrın geçer. Tamam tamam şurup verir şurup verir. Aa yine düştü yine kaçtı. Şurup verir diyecektim annem ağzımdan kaçtı şurup. Tatlı şurup verir sana olur mu? Ama ne yapacak doktor sana hap mı versin? Hap da yutamazsın iğne de olmaz. Muska mı yazacak doktor ne yapacak sana? Gel gel hadi gidelim doktor iyileştirecek. Doktor bey merhaba girebilir miyiz? Doktor bey benim bebeğim az önce düştü ve bileği ağrıyor. Ona ne yapabiliriz? Ona ağrıcına iğne yapalım. İğne mi? İğne de kocamanmış. Tamam tamam. Doktor bey o daha önce hiç iğne olmadı. O yüzden ona iğneden önce bir tane küçük oyuncak verseniz o hemen mutlu olur belki. Ne dersiniz? Bunu verelim mi ona? Evet şimdi yapın iğneyi. Geçti. Bitti anneciğim. Hoppa. Bitti mi doktor bey? İşte bu kadar. Geçmiş olsun anneciğim. Bitti bile. Peki doktor bey başka bir şey yapacak mıyız? Ne yapacağız? O ne? Ha, tamam peki yapın. Aç bakalım. Ben de açayım. Bana da görev veriyor. Ha, bak açayım bir saniye. Buyurun doktor bey. Bir ateşini ölçecek galiba Rüya senin. Ne oldu eline? Allah Allah doktor beyin odası pis mi biraz sanki? Kolunuzu tam getir anneciğim kolunu. Anneciğim bu iğne değil bu ateşini ölçmek için. Kaldır kolunun altına. Heh. Evet hiç korkmana gerek yok falan de rüzgar. Korkar yoksa bebek oraya değil buraya koyacaksın buraya. Heh. Koy kapat Rüyacığım kolunu. Rüzgar hiç rahatlatmıyorsun. Rüzgar bir şey söyleyeceğim. Böyle yaparsan biz bir daha bu doktora gelmeyiz ha. İnsan azıcık rahatlatır. Burada bir bebek var. Hiç rahatlatmıyorsun. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Böyle bir doktor olsa siz de birazcık korkmaz mıydınız? Bak sürekli bir elinde iğneyle geziyor. Bebeğimiz tırsak bir bebek oldu. Bebek her şeyden korkuyor. Doktorumuz da ama hiç yardımcı olmuyor. Siz ne diyorsunuz? Sizce ben haklı mıyım? Aha şimdi oksijen maskesi düştü diye getirdik ayağına bir şey sürersiniz dedik. Oksijen maskesine vardı konu. Doktor bey ne yapıyorsunuz siz? Yanlış tedavi uyguluyor olabilir misiniz? Heh olabilir.